belediyeye ait taşınmazların devrine yönelik bir teklif getirdi. Biz bu teklifi bir ay boyunca değerlendirdik, komisyonlarda görüştük. Bu taşınmazları tek tek gezdik, gördük belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte. Ve bu teklife ilk etapta karşı olduğumuzu ancak bazı hisse, hisselerimizin olduğu taşınmazları yani eğer borcumuz varsa bir kısmını karşılayacak şekilde kabul edebileceğimizi söyledik ama onlar ee, bu taşınmazlar çok önemli yerlerde işte e, hiç e, taşın yani arsa boş arsa var, okul var, içinde cami var, sağlık ocağı var veya işte vatandaşın kullanmış olduğu kahve var, e, kahvehanesi var. Bunları devretmek istediler. Biz de bunu komisyonda reddettik. Komisyon çoğunluğu bizde olduğu için komisyonda reddettik. Ancak bugün meclise teklif e, komisyon raporu görüşülmek üzere geldi. Biz orada da muhalefetimizi yaptık. E, şerhimizi koyduk. Karşı duruşumuzu gösterdik. Neden karşı olduğumuzu da gerekçelendirerek ayrıntılı bir şekilde anlattık. Ancak buna rağmen Belediye Başkanı Gültak bu teklifi oylamaya sundu ve oy çokluğuyla maalesef geçti. Belediyemize ait 14 adet taşınmaz, önemli taşınmazlar devretme etkisi verilmiş oldu ve devredilecek borca karşılık. 14 yılında biliyorsunuz belediyeyi HDP kazandı. o 2016 yılında kayyum atandı, korundu kayyumla birlikte 2019'a ka kadar kayyum yönetiminde e, devam etti. Ve 2019'da Gültak'ın kazanmasıyla birlikte e, Gültak bu 5 yıllık süre içerisinde birçok borçlanma gerçekleştirdi. 5 milyon, 10 milyon ve 50 milyon olmak üzere. Hatta Türkiye basına da yansıdı biliyorsunuz. Meclis üyelerimiz gözaltına alındı vesaire. Birçok taşınmazın tahsisi yapıldı bakanlıklara. Birçok taşınmaz satıldı. E, devir yetkisi verildi ancak belediyeyi yönetemiyor olmasından kaynaklı ve ülkenin genel ekonomik politikalarının çok büyük çıkmaza girmiş olmasından dolayı belediye büyük bir borç yükü altında. Bu bahsettiğimiz bo borç 18 aylık bir borç ve hani biz bunu bugün de meclis toplantısında söyledik. Batan geminin malları gibi dağıtıldı yani.